Para nedir? Para, baktığın zaman basit bir kağıt parçası. Ama mevzusu çok aga. Havalı kızları tavlayan şeydir hocam. Havalı kızları tavlayan şey. Para güçtür. Paralar oraya niye koyuyorsun, sonra buraya kaçıyorsun? Çünkü param var ve göstermeyi seviyorum. Benim sevgilim her şeyimi karşılayacak. Niye benimle sevgili olmuş o zaman? Sevgi maddiyatla bağdaştırılmamalı bana göre. Yani kadın olarak güçlüyüz yani. Seninle yaşıyorsam bedelini ödeyeceksin. Kirven merhaba. Merhaba. Adın? Ben. Where's my money, bitch? Adın ne? Dilara. Dilara. Şimdi sana sorumuz şu. Bir erkekle olan ilişkinde. Evet. Paranın bir önemi var mı senin için? Tabii ki var. Ölene kadar yani onunla birlikte olacaksam. Ama hani duygular, sevmek. Bir yere kadar. Bilmiyorum hiç gördünüz mü? Hani bir ablamız var. Aşk şarttır paralı erkek. Kızma, aşk kızma. Laftır. Paralı erkek şarttır. Oo. Sen benden hoşlanıyorsun, ben senden hoşlanıyorum, tamam mı? Benim ne kadar aylık gelirim olsun senin için. He. Düzenli iş yeterli bence ya. Aylık gelir bilmiyorum ama düzenli iş benim için. Aylık 1 milyar geliyor bana. O kadar da değil yani. 2. Belki. 5. İdeal. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Adın neydi kanka? Dilara. Dilara, memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de. Sevgilin var mı? Yok. Tamam. Olsaydı onun parası ya da maaşı ya da maddi gücü senin için bir şey ifade eder miydi? Tabii ki de. Çünkü parasız bir yerlere gelemezsin. Ki aşk karın doyurmuyor her zamanki gibi. Parası olmayan erkeklere aşık olmayın. Gerçekten rezil olursunuz. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bok olmaz ya. Hani yok onun için soğan ekmek yerim şeyleri yalan. Yemez misin? Aşık olduğum adamla niye soğan ekmek yiyeyim? Para bence her şeyin başı yani bana göre. Beni sevmiyorsun ama param var sana. İstediğin hayatı sana yaşatabilirim. İstediğim arabayı sana alırım. İstediğin evi sana alırım. Benle birlikte olur muydun? Sevgililik anlamında. Şimdi şu yaşadığımız sıkıntıya bakılacak olursa mantık yönünden olurdum. Beni deliler gibi seviyorsun ama hiç param yok. Ama bana aşıksın. Oo, zor oldu işte bak. Bilmiyorum. Yani deli gibi aşıksam beraber çalışabiliriz. Çalışıyor musun sen normalde? Evet. İş? Sekreterlik. Abla mı diyeyim? Hanım demek hani, daha şey olur, resmi olur. Kirvem diyeyim mi o zaman? Olur. Tamam. Seda Kirvem. Bence herkes için var maddiyatın önemi. Benim için de var, evet. Yani daha iyi yaşayabilmek için ben çalışıyorum şu anda. Eşimin de maddi gücünün olmasını isterim. Herkes için önemli. Yaşamak için, ayakta kalabilmek adına maddiyat tabii ki çok önemli. Benim için de önemli. Peki ama hangisini tercih edersin? Yani bu, hani şöyle, sonuçta sevgi maddiyatla bağdaştırılmamalı bana göre. Eğer iki taraf karşımda iki kişi varsa, gönlüm hangisini daha çok istiyorsa onu şey yaparım, düşünürüm. Yani 2000 liralık, 20 bin liralık gibi olaya bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Maddiyat tabii ki önemli, o artı parantez. Ama gönül ilişkisi farklı bir şey. Son sorumu gidip müsaadenizi isteyeceğim. Kirmem diyor. Şunu soracağım son olarak. Soruyu unuttum lan. Hayır, kadınlar kesinlikle çalışmalı, ayakları üzerinde durmalı ve bir erkeğe bağlı olarak yaşamalı. Abla çalışıyor musun? Evet, yok, çalışıyorum. Hayır, çalışıyorum. Her kadın çalışmalı. Çok teşekkür ederim. Canan. Ama zorluyorsun. Yok, özür dilerim, tamam. Diyeceğim baskı. Bu zor şartlar. Evet, teşekkür. Bence kadın erkek eşit. Bu konuda erkeğe baskı yapamayız yani hesabı ödeme konusunda. Diyemeyiz ki sen beni sürekli karşılamak zorundasın. Diyemeyiz. Sürekli değil de ara sıra karşılamak zorunda mı peki? Ya erkek isterse öyle bir centilmenlik yapabilir. İçinden geliyorsa hoş olur. Ama sürekli erkeğe hesap ödetmek ya da bir şeyler aldırmak bence yanlış. Peki doğru olan nedir? Kadınlar kendi ayaklarının üstünde durmalı. Yani kadın olarak güçlüyüz yani. Ya efsanesin bak, sen yemin ediyorum. Joseph Fuchs mezardan kalksa
Ya Mehmet Ağar filan hikaye var ya. Sen gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya, sen bu dünyada hep yıldızın parlak olacak. Bana inan. Müthiş bir adamsın sen ya. Kendilerini güçlüsün. Güçlüyüz. Emin ol güçlüsün. Erkeklere muhtaç değiliz ya da ya kullanma amaçlı aslında bir anlamda. Gerek yok. Kanka bak kelimeleri alıyor ama birleştiremiyor, anladın mı? Ana kelimeler var ama onları birleştirmen gerekiyor. Ha, evet. Maddi gücü olmasaydı, bir evi bir arabası olmasaydı onu yine de sever miydin? Severim. Bir şiirde benden. At yalanını sikimin ananı. Namık Kemal. Trafik ışıklarındasın, tamam mı? Biri sana peçete satmaya geliyor. Yüzüne daha iyi bakmıyorsun. 5 lira veriyorsun. Kolay gelsin deyip geçiyorsun. Çünkü onun mesela parası yok. Sen o adamı nasıl seveceksin? Ya şimdi... Evet. Ya ilk görüşte aşk olabilir. Güzel bir restoranta gidiyorsundur. Evet. O sevdiğin kişi o restoranta gelebildiği için, sen onu görebildiğin için seviyorsundur aslında. Peki o adamın parası olmasaydı senin geldiğin restoranta gelebilir miydi? Hayır, gelemezsin. Sen bir erkekle eğlenceli şeyler yapıyorsun. Peki o adamın parası olmasa seninle nasıl eğlenceli şeyler yapacaktın? Benim sevgilimse her şeyimi karşılayacak. Niye benimle sevgili olmuş o zaman? Al o parayı dürbük, ananın amına sok orospu çocuğu. Haksız mıyım? Bunu linçlerler işte, bunu linçlerler. Hayır, karşılamak zorunda. Mal sokaklarda parkta mı oturacağız? Yani ben sokakta boş boş gezeceğim mi manitamla, haksız mıyım? Kameraman beyciğim. Ya ben aşıksam. Ya yok ya. Yemin ediyorum sana, yani onunla her yerde oturuyorum. Bak hırr. Saldırganım, ona göre Ankara bebesiyiz. Deniz Aysoy, YouTube'a doy, bir kadeh daha koy. Keyfini tattır, yo Deniz Aysoy.